gel sen de gel. Gel. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyi, hamdolsun. Sağ olun. Nedir? Ne alışverişi yaptın? Ben alışveriş yapamayacağım. Ben mağdur oldum. Ben bir aydır hastanedeyim. 3 oğlum var. 2 de boş. Biri şurada çaycı. Evet. İkisi orada çalışıyor artık hani. Biri de burada ekmeği bekliyor. Çocukların evet. İkişer çocuğu var. Yani biz mağdur kaldık. Allah bağışlasın. Tabii biz isteriz ki eğer anne baba çocuğu yetiştirdi, işi olsun, gücü olsun, eli ekmek tutsun. Şey, şeyde otobüs. Eversin, torun sahibi olsun. Eversin, bu torunlar var. Evet. Okuyorlar onlar da. Evet. Yani durum şu anda mağdur. Mağdursun. Herkesin durumu bozuldu. Siz beni arayın. Onlarla oturup bir de Zoom üzerinden bir görüşme yaptık. Onlar sordular. Ben her türlü sorularına cevap verdim. Soru nasıl çözüldü? Yardımcı olursun. Birim nasıl toplanır? Aile destekleri sigortası nedir? Aile destekleri evet, sigortası nedir? Sorunlarınızı inşallah. Tamam. Bunları anlattık. Orayı unutmayın çözülecek. Anladılar. Meğer şeyden kaçtı. Salondan kaçtı en sonunda. Önce destek veriyoruz dedi. Yani, sonradan kaçtılar yani. Kaçanların peşinden gitmeyin. Kucaklayanları... Gitmiyoruz zaten. Oymayı vermiyoruz zaten. Mahvettiler. Geçen sene 33 lira olan yağ 80 lira olmuş. Utanmadan %14 diyorlar. Şey var, enflasyon var diyorlar. %50, %60 olmuş enflasyon. Dolar 8 lirayı bulmuş. Damadı 2 güne kadar diyordu. 5 lira olacak. Çok beklersiniz. Başkanım çok sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Halkımız biliyorsunuz bir halden bir hale geldi. Biliyorum. Ezildik iyice. Evet. Daha fazla ezilmeyelim lütfen. Evet. Evet. Hediyemiz olsun size. Aa sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz burada halkı ezmeyeceğiz yalnız. İşte ezilen içinden kaldıracağız evet. inşallah. Kaldıracağız. İnşallah. Evet. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın bize. Çok sağ olasınız. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Lezzetler maalesef 10 lira sesimizi duymuyor. Biz de sizlere klasik öldük bittik demiyoruz. Evet. Artık defnedecek bir güruh arıyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyurunuz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi şudur ki kiracılık meselesi evet. Mal sahipleriyle ilgili kişilere dayanıyor. Ama bir yasa olmayınca bizim insanımız evet. Maalesef ben de bununla geçiniyorum şeklinde söylemlerle evet. savuşturuluyor. Bir yasa olursa tüm insanlar rahatlayacak. Rahatlayacak. İktidar biz size hibe desteği verdik diyor. Evet verdiler 1000 lira. Ama benim sadece vergi yapılandırmanın taksidi 1500 lira. Tamam. 3000 lira tamam. verecek. Şurada verecek sana. Tamam. Ben 18 tamam. ay 1500 lira verdim. 3 ay süreyle. Değil mi? 3 ay süreyle 1000 lira verecek. Gerçekten öldük. Evet. Hani yandık demiyoruz öldük. Defnedecek. İnsanlar arıyoruz. Büyük bir durgunluk var. Yani ben 30 yıllık esnafım. Böyle bir şey görmedim yani. 5 Nisan kararlarını da hani Tansu Çiller zamanında o büyük krizleri de gördük ama böyle bir şey daha ilk kez karşılaşıyorum. Ya gitgide de dipteyiz yani başkanım. Çok sıkıntılı bir tablo biliyorum ama umutsuz olmayın bu tabloyu değiştireceğiz inşallah. Valla inşallah çünkü artık esnaf uzatmaları oynuyor. Evet. Yani 90 dakika bitti evet. uzatmaları. 8 aydır esnaf aç kirayı veremiyoruz. 30-35 lirayla esnaf dükkanını kapatıyor ve durumumuz çok kötü. Sen şimdi uzaya ne adamı gönderiyorsun? Uzaya ne ismi arıyorsun? Yoksulluk ismi koy. Öyle. Yani esnaf çok kötü bir durumdayız. Ekonomi dip evet. Sayın Başkanım. Moralinizi bozmayın, her şeyi düzeltin. Beraber düzeltin. Yani beraber arkanızdayız. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Türkiye zengin bir ülke. Tamam. Türkiye güçlü tamam. bir ülke. Tamam. Sadece kötü yönetiliyor. Tamam. Ama o kötü yönetimi tamam. nasıl halledeceğiz? Demokratik yollarla halledeceğiz. Sandığa gideceğiz, görüşümüzü beyan edeceğiz. Aynen. Ve Türkiye'yi iyi yönetecek, düzgün yönetecek insanlara Türkiye'yi teslim edecek. Sayın Başkanımızı da çok memnunuz. Güzel. Her siz konuda, her konuda esnafın yanında Sayın Tanju Bey. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyi değiliz. Evet. İyi değiliz. Evet. Hoş geldiniz başkanım. İşlerimiz kötü. Evet. Tamam aşağı. Yani belediyemiz işte çayımızı, şekerimizi veriyor. Allah razı olsun. Maskemizi, bütün her şeyimizi.
Öyle ayakta duruyoruz şu anda. Belediye çalışacak, belediye her türlü imkanı sağlayacak. Allah bir kere razı olsun zaten. Sizden de ondan da. Evet, evet. Yani gerçekten iyi işlerimiz. Gerçekten. Yine biz buna da şükrediyoruz. Biraz evet. Olsun açıyoruz yine de. Evet. Kızım üniversiteyi bitirdi. Öyle mi? Dayımız, amcamız yok. İşe koyamadı. Halk Bankası'nın imtihanlarını kazandı. O da mı güzel? Mütalada elediler. Hangi bölümü kazandı? Maliye. Ya senin de meslektaşız o zaman. Evet. Ben de maliyeciyim. Evet güzel. Biz yani güzel. Yani, köpüğü çok güzel. Köpüğü güzel. Alo. Güzel, elinize sağlık. Benim şikayetim bu 65 yaş üzeri 4. sınıf vatandaş oldum. Yani yıllarca bu devlete emekli öğretmenim. Emek verdim evet. Ama 65 yaş üstü olduğum için belirli saatlerin dışında çıkamıyorum, yürüyüş yapamıyorum. Sabahın körü çok soğuk. Evet. Normal saatte yasak. Onu söyleyeyim dedim. Biliyorum, o da sizin bu şikayetinizi dillendiren çok sayıda kişi çok var. Çok kişi var, evet. Hatta dava açanlar bile var. Bu evet, biliyorum, biliyorum. Ama hem sizinle diye. Sohbet etmek hem de derdimi evet. Söylemek sağ istedim. Sağ olun efendim, sağ olun. Size sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Kendinize dikkat edin. Çok olur teşekkür efendim? Ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Hoş geldiniz tekrar. Tarcım Bey, hoş geldiniz. Ödediğimiz paraları ödenmedi gösterdiler, bizi borçlu gösterdiler. Hala benim hesaplarıma bloko kondu. Hem hanımıma hem kendime ne para yatırabiliyorum ne çekebiliyorum. 160 milyar para yatırmışsın. Hepsi bu yatırdığım paralar hep burada başkanım. Sayın başkanım. Bu 14 bin lira. Evet hep yatırdığım para. Bu şey karttan geçilen paraları bile bak, geçmiyor. Kabul etmiyor. Tamam başkanım. Kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında evet. Olur. Tamam. Sen tamam başkanım. Benim hesaplarıma bloko kondu. Hep özellikle hanımıma hem kendimi ben bir senedir hiçbir işlem yapamıyorum. Savcılığa suç durusunda bulunduk. Ne savcı çağırıyor ne bir şey çağırıyor. Ben malımı belalımı satmak zorunda kaldım başkanım. Bir sterlinle garibanı sokmamışlar. Dağların başı hep duman. Bu adamlar ilk deyalı. Adaların adı olmuş man. Vardır bunlarda belki iman. Veysel'im ne dersin bu işe? Film güzel olursa yapar gişe. Kalmıyor artık insanda neşe. Dur demeli artık bu gidişe. Mekan Bey bu gidişe dur diyeceğim. Dur demek lazım. Cumhuriyeti kuranları bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var. Ve biz 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu. Bu dilekle bu işaret edin. Başka versinler efendim. Evet. Çok evet, teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.